Saygıdeğer basın mensuplarımız, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetlerimle selamlıyorum. Hepinizi malum üzere 31 Mart yerel seçimleri sürecini milletimizin ferasetiyle olgunluk içerisinde geride bıraktık. Aziz milletimizin tercihi sandıklara yansıdı ve tecelli etti. Ve bu noktada bizler de İl Genel Meclisi üyesi seçildik. Bugün İl Genel Meclisi grubumuz olarak 13. İl Genel Meclisi grubunun çalışma dönemini fiili olarak seçimlerle birlikte başlatmış olduk. Milletimizin iradesi Yüce Allah'ın lütfu ile demokratik bir olgunluk içerisinde candan aziz bildiğimiz şehrimiz Uşak'a hizmet için İl Genel Meclisi Başkanı olmak bu şehrin sevdalısı bir evladı olarak bize nasip olmuştur. İnşallah bizim dönemimiz katılımcı, demokrasi adına çok seslilik içerisinde ama özellikle kalkınma hamleleri ve yatırımlara öncülük edecek çalışmalar noktasında Uşak'ı müreffeh bir yaşanabilir şehir haline getirme noktasında birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden bir yapı içerisinde olacağız. Bu amaçla ilimizin İl Genel Meclisi merkezli hizmetleri için gece gündüz demeden mesai mefhumunu unutarak yarınların ekonomisinde yön verecek ilimizin üzerinden geçilen bir köprü şehir değil, üzerinde hayat bulunan merkez bir şehir olarak anlaşılmasında hizmet edecek ve bununla ilgili adımlara öncülük edeceğiz. Milletimizin içinde bulunduğu dönemin hassasiyetini göz önünde bulundurmanın yanında tasarruf tedbirlerini arttıracak ve bu noktada had safhada dikkatli olacağız. Tasarruf perspektifini devamlı hale getirerek sadeliğin, tevazunun şöhret ve gösterişten daha ihtişamlı ve makbul olduğunu göstermeye çalışacağız. Bu anlamda dönemim içerisinde İşimizi ilgilendiren konuların dışında asla makam arabası kullanmayacağım. Kendi kişisel imkanlarımı sonuna kadar kullanmanın gayreti ve çabası içerisinde olacağım. Mesai arkadaşlarım da başta olmak üzere israfın önlenmesi ve tasarrufun sadeliğin yönetim anlayışımız haline getirilmesi için el birlik çalışmaya devam edeceğiz. İl özel idare personelinin daha rentable, uyumlu, disiplinli çalışması yolunda bir hareket tarzını belirleyeceğiz ve bunun takipçisi olacağız. Bizimle beraber çok sayıda yenilik, değişim, dönüşüm olacağı gibi devam eden yatırımlar ve uyum, bütünlük avantajı hız kesmeden devam edecektir. Şehrimizin kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için doğru örneklerden hareketle İl Genel Meclisi olarak aktif çalışma sergileyeceğimizden emin olabilirsiniz. Sosyal yardımlarda il özel idaresi olarak köyümüzden bucağımıza adım atılmadık yer koymamanın gayret içerisinde olacağız. Kültür ve sanat başlıklarında farkındalık oluşturacak köylerimizin gelenek, görenek, örf ve ananesinin nesilden nesile aktarılıp tüm kesimleri kucaklayacak çalışmalarının yapılması noktasında destekçisi olacağız. Tarımda dünya standartlarının yakalanması noktasında, hayvancılıkta verimliliğinin arttırılması noktasında her türlü desteği, altyapıyı vermenin gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Turizmin finansal akış gerçekleştiren karlılık arttırımına vesile olması için İl özel idare bünyesindeki yasal imkanları sonuna kadar kullanıp destek vereceğiz. İklimlendirme çalışmaları ve ekolojik denge için daha etkin olunması ile ilgili faaliyetlerimize öncelik verip bu noktada çalışmalarımıza hassasiyet göstereceğiz. Köylerimizde tersine göçü canlandırmak için geliri arttıran, çeşitlendiren çalışmalarla köylerimizi mamur etmek için el ele vererek büyük bir sinerji oluşturmanın her zaman gayretli ve destekçisi olma noktasında bu noktada çaba sergileyeceğiz.
yarınlara güvenle bakabilmek, sağlıklı bir toplumu yapısı için milli bütünlük içerisinde gök kubbede hoş bir seda bırakacak, yüreklerde yer edinecek bir dönem gerçekleştirme idealinin bir hareket tarzını inşallah belirleyeceğiz. Köylerimizi imar etme yolunda emin adımlarla, aşkla, yorulmayı unutarak her ter dökmenin ve gayretin hazzını duyarak ruhsatın değil azimetin takipçisi olacağız inşallah. Bu dilek ve temennilerle yeni dönemin hayır ve bereket içerisinde geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Katılımcı ve çoğulcu, şeffaflığı esas alan olgun bir demokratik tavırda geçmesi duasıyla çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygı, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Başkanım bir şey sorabilir miyim? Makam aracınızı sabah evden çıkıp akşam eve giderken mi kullanmayacaksınız, yoksa gün içinde atıyorum bir etkinlik olduğu zaman makam aracı kullanacak mısınız, kullanmayacak mısınız? Gün içinde kurumu ilgilendiren, makamı ilgilendiren konuların dışında asla makam arabası kullanılmadığı gibi kurum personelimizin de bu doğrultuda bu uygulama noktasında takipçisi ve denetçisi olacağız inşallah.